Gençler, hepinize selamlar. Bugün kısa bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Normalde bu tarz videolar çok fazla çekmem biliyorsunuz ki. İşte Resident Evil DLC'sinin Dead by Daylight'a geleceği kesinleştiği zaman falan çekmiştim böyle kısa bir duyuru. Bugünkü duyurunun nedeni de beni çok heyecanlandırmış olması. Şimdi hepiniz biliyordur, birçoğunuz da zaten ilk abonelerdendir. Bu kanal 13. Cuma sayesinde ilk adımlarını, ilk temel taşlarını attı. Ardından da Dead by Daylight'a geçtik. Kitlenin %80'ini bu iki oyundan topladık diyebilirim yani. Ve şimdi de 13. Cuma yapımcılarının, yani Gun Media'nın yeni oyunu olan Leatherface duyurusuyla karşınızdayım. Leatherface'in oyununun duyurusuyla daha doğrusu. İlk önce bir trailer'ı izleyelim, ardından birkaç yorum yapmak istiyorum. Evet gençler, trailer bu şekildeydi. Trailer zaten heyecanlanmanız için yeterli. Ben çok beğendim. Henüz giriş aşaması olmasına rağmen güzel bir trailer hazırlamışlar. Oyun ne zaman çıkacak, hangi platformlarda olacak, ne kadara satılacak hiçbir bilgim yok. Sadece böyle bir trailer yayınladıkları için, yani oyunun bir şekilde çıkacağı kesinleştiği için böyle bir duyuru hazırlamak istedim. Çünkü dediğim gibi beni çok heyecanlandırdı. Artık seneye mi çıkar, bir sonraki senelerde mi çıkar bilmiyorum. Fakat direkt takibimize aldığımız bir oyun oldu. Şimdi trailer'dan anladığımız kadarıyla kaliteli bir oyun bizi bekliyor. Zaten bu konuda da Gun Media'nın tecrübesi mevcut. 13. Cuma oyunundan gördüğümüz gibi. Eğer telif olayı girmeseydi araya, 13. Cuma oyununu ilerleteceklerini düşünüyordum ben. Şimdi daha tecrübeli bir şekilde bu kez Leatherface oyunuyla karşımızda olacaklar. 13. Cuma oyununda yaptığı hataları yapmazlarsa eğer, çok güzel bir oyun bizleri bekliyor olabilir. Mekanik olarak 13. Cuma'ya benzeyeceğini düşünüyorum. En azından grafik açısından. Fakat onun harici oynanış açısından işte ne bileyim Leatherface'in killleri nasıl olur? Survivor'ın itemları neler olur? Jason'a yaptığımız gibi acaba Leatherface'i öldürebilir miyiz? Bunlar hep soru işareti. Bu konulardaki fikirlerinizi veya nasıl olması gerektiğini yorumlarda yazabilirsiniz. Bu tarz konularda fikir alışverişi yapmak çok keyifli oluyor. Onun harici Leatherface'i sadece Dead by Daylight'tan biliyorsanız, hani genel olarak hikayesini ve film serisini bilmiyorsanız mutlaka onu da öneririm. Slasher tarzında en beğendiğim serilerden birisidir. Kendisi ürkünç ve acımasız bir katildir. Aynı zamanda 2022'de Texas Katliamı serisinin yeni filmi çıkıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Şubat 18'de olması lazım. Trailer'ı 4 gün önce yayınlandı. Gidip ona da bakabilirsiniz. Bakalım, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Konuda herhangi bir gelişme olursa, yani oyunun ne zaman çıkacağı belli olursa, fiyatı, platformu vesaire, herhangi bir kayda değer yenilik olursa tekrardan güncelleme videosu çekerim diye düşünüyorum bu oyunla ilgili. Oyun çıktığında da mutlaka seri yapabileceğimiz bir oyun olacağını düşünüyorum. Oyun bu arada multiplayer oynanabilen bir oyun. Yani Dead by Daylight Last Year gibi düşünebilirsiniz. Muhtemelen 4v1 tarzında olur diye düşünüyorum. Veya Friday gibi kalabalık bir ortamı da olabilir. 7v1, 8v1 gibi. Dediğim gibi bunlar hep soru işareti. Zamanla belli olacak. Şimdiden bile heyecanlanmış durumdayım. Duyuru videomuz bu kadardı. Dediğim gibi yorumlarda fikir alışverişi yapabiliriz bu oyunla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.